lazerli soğutma sistemi. Eminim birçoğunuz bunu duymamıştır ama soğutma sistemleri gerçekten gelişmeye başladı. Lazerli soğutma yöntemi ise hayata geçmemiş ve raflarda yerini almamış bir sistem. Washington Üniversitesi araştırmacıları lazer ışınları ile suyu ve kristal çeşidini soğutmayı başardı. Nesneleri soğutma özelliğiyle de devrim niteliğinde bir buluşa imza atmış oldular. Lakin uygulamada göremiyoruz. İşlemcinin en çok ısınan bölgesinde nüfuz edebilecek bu işlemciyi görsek bile... gerçekten bütçemizi aşabilir diye düşünüyorum. İlerleyen dönemlerde neler olacak hep birlikte göreceğiz. Lazerli soğutma sistemini bir kenara bırakıyoruz ve Immersion Cooling soğutma sistemine yakından bakıyoruz. Mineral yağ dolu bir kazana bilgisayarın gömülmesiyle yakalanan üstün performanslı bir soğutma yöntemidir. Yine bu yöntem de emek gerektiren meşakkatli bir iştir. İletken sıvı ısıyı emerken büyük çapta bir soğutma sağlar. Lakin elektrik konusunda iletken değildir. O yüzden endişelenmeye de gerek yok. Size sadece arkanıza yaslanıp hız aşırtma işleriyle uğraşmak ve aynı zamanda da tadını çıkartmak kalıyor. Abi düşünsenize, akvaryum gibi bir şeye anakartı sistemi tamamıyla sokuyorsunuz, orada kalıyor ve bir şekilde soğuyor. Gerçekten ilginç bir sistem değil mi? Size sadece arkanıza yaslanmak kalıyor. İstediğin kadar hız aşırt, dene, takıl. Ama bütçeyi aşabilen bir şey, onun da altını çizmek istiyorum. İşte geldik son soğutma sistemimize. Bu sistemde İlginç bir sistem, yani gördüğünüz zaman siz de şaşıracaksınız. Faz değişim soğutma sistemi olarak geçiyor. Şuradan İngilizcesini görebilirsiniz. Bu sistem gerçekten egzotik bir sistem. Hatta baktığınız zaman abi bu ne ya, buzdolabına benziyor diyebilirsiniz. Gerçekten de benziyor. En çok elektrik tüketen sistemlerden bir tanesi. Ama performansı da gerçekten çok başarılı. Hani zaten özel bir sistem olduğunu sizler de fark edersiniz. Her türlü veriyi, datayı sizlere sunan bir kasa. Bu açıdan da denenebilir diyorum yani. Dünya rekoru kırmak istiyorsanız, farklı şeyler denemek istiyorsanız, bütçeniz varsa deneyebilirsiniz. Deneyebilirsiniz. Sonuç itibariyle şunu görmüş olduk. Hava soğutma sistemlerinin bizi bir noktaya kadar götürebileceğini ama su soğutma sistemleriyle 5 gigahertzlik bir hıza bile ulaşabileceğimizi görmüş olduk. Bu hususta tadından yenmeyecek işler başaracağınızı düşünüyorum. Soğutma sistemleri ya da diğer sistemlerle bir video çekerseniz ve abi ben şu rekoru kırdım derseniz de gerçekten hoş olur. Bugünlük de videomuzun sonuna geliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Paylaşmayı ve destek olmayı unutmayın.